Her yerde manyak. Yeni bir videoya merhaba arkadaşlar. Bugün normalde gitmeyecektim. Burası hostelin girişi. Ama bu güzel hostelde rezervasyon yapmamıştım. Bugün için rezervasyon yapmaya geldiğimde benim yerimi satın almışlar. Otomatikman dışarıda kaldım. Dışarıda kalınca da arkadaşlar göstereyim hemen. Bir dakika. Bisikletimi bu şekilde hazırladım malum. Bisikletimi hazırladıktan sonra kalkıp bir daha başka hostele gitmek pek mantıklı değil. O yüzden arkadaşlar şu anlık çok sevdiğim Bişkek'ten ayrılmak üzereyim. Selam dostlar. 6 kilometre şehrin dışına çıkeldim. Globus. Bunların şu meşhur marketi. Sabah gittim market vardı. Soğuk soğuk bir şey için büyük ihtimalle yolda daha başka hiçbir şey olmaz. Az önce gelirken de kimle karşılaştım tahmin edin. Bişkek Anadolu Lisesi'nin Milli Eğitim'e bağlı müdürüyle karşılaştım. Türk bayrağını görünce durdu. Biraz selamlaştık, muhabbet ettik. Adam burada yaşıyormuş. Çok seviyormuş burayı. Öyle. İşte arkadaşlar yola çıktık tekrardan. Tekrardan bisiklet turundayız. Arkadaşlar bu cami ve şu anda ezan okunuyor. Cami biraz değişik o yüzden paylaşayım dedim. Arkadaşlar şu gider çocuk giye Türk bayrağını görüp güzelce bir selamlaştık. Ben o vakitte buradaki araba pazarını çekmeye çalışıyordum. İnsanlar araba alıp satıyor burada. Görebiliyor musunuz? Ne kadar çok araba var. Arkadaşlar aşağı yukarı 16-17 kilometre geldim. Yolda gayet bisiklet sürmeye müsait. Bir sıkıntım yok. Hızlı ilerliyorum. Derken kıvasçı gördüm. Biliyorsunuz ben bu kıvasın bağımlısı oldum arkadaşlar. Durdum. Kendime kıvas siparişi verdim. Orada bir tane Kırgız abi vardı. Türk olduğumu anlayınca benim kıvasımı ısmarladı. Parasını ödedi. Gitti. Bu coğrafyada Türk olmak gerçekten çok keyifli. Gerçekten çok komik arkadaşlar. Yani acil gitmem lazım. Kim durursa Türk bayrağını görünce bana zorla bundan ısmarlıyor. 3 bardak içtim. Yani bir araba daha durmadan acil ayrılmam lazım. Artık dinlemiyorlardı yani. Yok içmeyeceğim falan diyorum. Zorla alıp elime veriyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar gayet hızlı gidiyorum. Arka tarafta 1, 2, 3 tane kafe ve burgerci var. O zaman gidip biraz kendimizi ödüllendirelim. Merhaba arkadaşlar. Yemeğimiz geldi. Bu 360 son. Yani 80-90 lira. 360 son. Ne söylediğimi de bilmiyorum. Kebaba ben zaten söyleyeyim yine. Ama... Her şey yolunda. Wow. Vallahi şu özel bir taşın üzerine gelmiş. Taş sıcak. O yüzden yemek sıcak. Ve bunu özel olarak şuralarda yerler var. Alan yapmışlar koyulabilecek. Onun üstüne koydular. Vallahi abi. Şehrin dışına çıkacağım. Fiyatta ucuzluğu yok. Gayet lezzetli. 80 liraya böyle yemek. Olsana o oldukça büyük ekmek getirmiyor bunlar. Kimyası var, biber var. Bir tane yedim. Tabii kendimi rastgele seçtim. Menü Latin alfabesi değil. Döner gibi geçmişler. Gerçekten acayip lezzetim. Sote gibi, et sote. Aynen, bizim et sote ama büyük porsiyon. 80 liraya böyle lezzet, böyle mekanda. Vallahi Kürtistan gide gide ucuzlayacak herhalde. Şehir merkezine dün bunu biz 900 son vermiştik. Şimdi 360 son verdim. Yarı yarıya yani. Ha o da sıcak biraz daha büyük ama o çok güzeldi.
Kaç kilometre bisiklet sürdüm biliyor musunuz? 30. 29 küsür bisiklet sürdüm. Hava çok serin. Yolda fena değil. Saat öğlenden sonra çıkmıştım zaten. Sabah kalktığımda bilmiyordum ben çıkacağımı. Baktım. Hostel dolmuş. Çıktım ben de. Arkadaşlar çok güzel yemek yani. Hostel dolunca çıktım arkadaşlar. Öğlenden sonra bayağı sürdüm yani. 30 kilometre. 20-30 kilometre daha sürer. Bir benzinlik falan bulur. Çadırımı kurabilecek bir yer bulur. Çadırımı kurarım. Kendinize iyi bakın. Ha ya, ama yol görmeniz lazım. Yani ilerleyemiyorsunuz arkadaşlar. Yani ilgiden ilerleyemiyorsunuz. Zorla duruyorlar. Zorla bir şey ısmarlıyorlar yani. Gerçekten ya, muhteşem bir pozitif ayrımcılık var. Ve hep böyle devam edecek herhalde. Allah atmışsın, ne diyeyim. Ben gayet memnunum durumdan. Arkadaşlar ilginç olan bölümden anlatmaya devam edeyim. Az önce biraz durdum. Çubuk getirmişler. Nasıl yiyorlar ki lan bunlar? Bu bana göre değil. Ondan sonra ekmek ekstra para. Nan diyorlar bunun özel ekmeği. Bunlar çok da fazla getirdiler ya. Kim yiyecek şimdi bunu? 40 lira bu. Yani 40 yani ne yapıyor? 10 lira. O ekmek ekstra 10 lira. O pahalı bak. Neyse ben bu parasını alırım artık. Yolda yiyeyim. Ne yapayım? Evet. Yani ekmeğin ekstra para olması ilginç ama. Binlik şehir merkezi sayılabilecek yerde bir benzinliğe geldim arkadaşlar. Yani bana inanılmaz çok ilginç geldi. Bunu sizlere de paylaşmak istedim. Tuvalet burası. Görebiliyor musunuz? Bir adet delik var abi. Aşağı deliğe gidiyorum. Yani bu kadar da beklemiyordum. Yani şehir merkezinde olmasa kalmayınlar. Şehir merkezinde bir benzinlikli durum böyle. Arkamdaki benzinlikle konuştum arkadaşlar. Muhteşem bir manzarada çadırımı kurdum. Yarın buradan sonrası Oş yolu. Yani 3000 kaç tırmanacağız? 3200-3300'e çıkmamız lazım ve sonra tünel var. Tüneli her türlü tırla geçmemiz lazım. Böyle olmazsa hasebiyle yarın sabah ben direkt bir tır bulup otostop çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bakalım yarın bize ne getirecek. Ama gerçekten çadır kurduğum harika yer muhteşem. Ben bayıldım. Bana izin veren abi de bu abi geliyor. Buyur abi. Tamam, kapatayım abi. Bakalım ne diyecek. Fotoğraf çekiyordum da arkadaşlar. Gel de muhabbet edelim diyormuş. Birazdan gideceğim şimdi abiyle muhabbet edeceğim. Güzel burası gerçekten, harikulade. Bakar mısınız? Siz zaten gördünüz ama bir daha göstereyim. Gerçekten güzel bir yer buldum çadır kurmak için. Abi acayip şanslıyım yine. Yemin ediyorum turum tamamen şans odaklı gidiyor. Şimdi kamp yaptığım yeri gördünüz zaten ne kadar güzel. Yanında böyle bir benzinlik var. Benzinlikte de muhteşem bir market var. Yani Kristina'nın bölümlerinde böyle market bulmak çok zor. Tuvalet de var. Bira bile satılıyor. Kahve de yapılıyor. Sabah kurbasan da oluyormuş. Yani Kristina'da bunu bulmak gerçekten imkansız. Acayip güzel yere düştüm. Kamplıktan daha iyi. Günaydın arkadaşlar. Kırgızistan'ın Karabalta ilçesi yakınlarından herkese selamlar. Dostlarım biraz rotam hakkında bilgi vereyim. Dün aşağı yukarı 60 km sürerek Bişkek'ten başladık. Karabalta'da sapak var. Karabalta'dan sola doğru döndük. Dümdüz devam etseydik Taraz, Çimkent tarafından tekrardan Kazakistan'a girecektik. İçeri Kırgızistan'ın dağlıklarına doğru tırmanacağız. Şimdi burada bir tane tünel var yolun sonunda. 60 km ileride bir tünel var. Bisiklet geçmesi yasak arkadaşlar. Böyle olmasa hasebiyle buradan zaten kamyonun sırtına geçmek zorundayım. Öyle olunca zaten ben bayırın tepesine kadar tırmanmayabilirim. Şimdi sizlerle beraber kalkacağız, biraz tırmanacağız arkadaşlar. Bir işte örnek veriyorum 1 saat 2 saat falan tırmanırız. Ne yaparız mesela, örnek veriyorum bir 30-40 km süreriz. Yokuş çok dikleşirse bir tane kamyon çeviririz. Nasıl olsa tünele gidiyor abi kamyon. Kamyonun arkasına bisikletimizi koyarız. Kamyondan sonra iner sizlerle beraber yolculuğumuza devam ederiz. Belki birkaç kere daha söylemişimdir. Sabah uyandım. Yine söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten Kırgızistan'ın insanları büyüleyici.
Mesela buradaki benzinliği o kadar rahat bir şekilde kullanıyorum ki. Şarja tak. Görmen lazım. Ama hiç sıkıntı yok tabii. Hemen takıyor falan. İşte böyle şunu al, bunu ver falan. Yani sanki Türkiye'de olsa bu kadar rahat edemezdim. Benzini nasıl buldum onu anlatayım bir de. Girdim içeri, bana çadır kuracak yer göster. Bu kadar abi. Ve bana gerçekten de güzel bir yer gösterdiler. Benzinin ışıkları vardı. Güvenlik kamerası vardı, beni görüyor burada. Hiçbir riski yoktu. Markete açık. Ki dediğim gibi böyle market bulmak zor zaten. O yüzden yani bir bu değil. Bütün Kırgız insanları, özellikle herkese karşı çok iyiler. Bir Türk olduğumuz zaman bize karşı bir tık daha iyiler arkadaşlar. Şimdi hadi kahvemizi içelim, çadırımızı toplayalım, sonra yolumuza çıkalım. Bay bay. Bu Mokopat arkadaşlar. Burasından açılıyor. İki parça haline geliyor. Bunu koyuyoruz. Şurasında şey var. Bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Geçen sene Kadir abiden öğrenmiştim. Kahve için muhteşem kahve yapıyor. Altına su dolduruyoruz abi. 150 milim su alır bu. Tamam. Hatta biraz fazla oldu. Altına koyduk. Şimdi bunu üstüne bırakıyoruz, suyun üstüne abi. Islanmıyor bu. Bu espresso için çekilmiş kahve. Yani espresso için çekilmiş çekirdek kahve arkadaşlar. İnce çekilmiş. Kalın çekilseydi filtre kahve olurdu. Filtre kahve değil yani. Cimbali makinesinde kullanılan kahveyi alıyorsunuz buna. Burayı iyice dolduruyorsunuz arkadaşlar kahveyi. Sıkacak. Neyse biz tek kişiyiz, bize yeter bu. Yaptıktan sonra artık işlerimizin büyük bölümü bitti. Ondan sonra bunu alıyorsunuz. Bunun üstüne diş attırmadan takıyorsunuz. Kahve sıkacak. Evet. Bu hazır. Şimdi ocağımızı deneyelim bakalım. Ocağımı da ilk kez kullanacağım. Kazakistan'dan Alim abiyle beraber almıştık. Güzel bir şeye benziyordu. Abi borusunu açıyoruz bunun da. Ondan sonra ayaklarını açıyoruz. Gayet güzel. Şöyle şuraya bıraktık. Ondan sonra bunun yeri var. Bunun yerinden takıyoruz abi. Şunu çeviriyoruz. Bu kadar. Ondan sonra yandı. Wow. Ocağımız çalışıyor. Bunun üstüne koyuyoruz abi. Arkamdaki büyük dağlar Tanrı Dağları. Hello. Az önce yanımdan 3 tane Rus bisikleti geçti. Bu üçüncü. İkincisi dedi ki, ben dedi İstanbul'da maraton koştum dedi. Bu dağa bu bisikletle çıkamazsın dedi. Lan normalde zaten çıkmayacaktım. Bir tane kamyona koyacaktım birazdan. Kıl oldu, buna tırmanasım geldi. Ha, dağlar hakkında bilgi vereyim. Önümdeki alçak olan bölüm 3000 metre. Şu anda benim bulunduğum yer 1000 metre. Soldaki yüksek ulu olan dağlar ise arkadaşlar tam tamına 7000 metre. Bir köye geldim. Bu da köyün camisi. Bu bölgede camiler oldukça ilginç. Şimdi camiden su bakacağım. Su vardır diye düşünüyorum. Şu anda 1020-1030 rakımda falanım. Selam. Tam dağların eteğinde arkadaşlar. Görebiliyor musunuz dağları? Bir yer buldum. Büyük ihtimalle son restoran olabilir. Buradan şöyle güzel bir şeyler yiyeyim. Hafif bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra yoluma devam edeyim. Birkaç da ilginç bilgi vereyim. Burada kadınlara selamun aleyküm diyemiyor erkekler. Ya da ne bileyim söylenmiyor. Ben ne zaman söylesem kadınlar çok ilginç tepkiler veriyor. Görmeniz lazım. Bir komik şey daha. Rakamlar bize tamamen aynı. Tabii konuşamıyoruz biz. Ama rakamı ben biliyorum. Adam hesap makinesine yazıyor ya da kadın genelde. 115 yazıyor mesela. Ben 115 diyorum. Aa diyor, biliyor falan, bir şey daha görmen lazım yani. Ben restoran diye girdim, süpermarket çıktı arkadaşlar. Daha durun göstereyim. Bakar mısınız? Bayağı da büyük market. Arkadaşlar her girdiğim yerde o kadar duygusal şeyler oluyor ki ya, neredeyse artık ağlayacağım. Ben ya, bu ülke çok fakir bir ülke. Bu çikolata bizim parayla bunlar 30 lira. Özellikle çok daha pahalı. Su ve bu ekmekler. Ben sadece içeride sıra beklerken insanlar bunu bana aldı. Ya bu insanların gerçekten çok az parası var. Ya eminim yani bunu alacaklarına bir paket sigara alabilirler bu insanlar yani. Belki onlar fedakarlık edip bir de bir kere olmadı yani. Defalarca kere oldu.
Artık utanıyorum yani. Şu anda rakım 1400 bandında. 3200'e çıkacağız nasıl çıkacaksak. Niye dinlemedim ben Şevket abinin sözünü? Adam dedi ki ilk gün dedi yorma kendini dedi, binme dedi. Ne gerek vardı? Çok değişik bir tecrübe gerçekten Tanrı Dağları'na bisikletle tırmanmak. Ben hiç hayatımda o kadar ilginç yerler görmedim. Ya park gibi ama yani etrafta insanın iyisi yok. Yokluğun ortasında bir yer burası. Baksana, bakar mısınız dağların yüksekliğine abi? Her yer. Arkadaşlar kahveyi şuraya içmiştim zaten. Burada bir tır durmuş. Zorla çağırdılar beni, gitmesem ayıp olur. Onların yanına gidiyorum, göstereyim. Doğrular. Tanrı Dağları'nda onlar da yemek yiyor. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İstanbul. Türk. Efendim? Kırgızca. Kırgızca biraz. Oturunuz. Yeni yedim ben. Teşekkür otur. Ederim. Yemeyeceğim. Otur. Tamam bir dakika. Ben nasıl gideyim abi? Bir yarım saat daha kaybettirdiler bana. Tavuk yedik. Bekle. Göstereyim. Nasıl? Rahmet. Çok rahmet. 1400'ü geçtim arkadaşlar. Burada yol biraz daha güzel. Video çekebiliyorum. 1500'e doğru tırmanıyorum. Hah. Nasıl olacak lan bu 3200? Kadir abi! Hep senin yüzünden. Şevket abi dinlemeliyim. Lan duracak yerde yok. Çadır kuracak yerde yok. Market de yok. Tekim. Neyse. Sevdiğim bir laf var bilirsiniz. Kaçılmazsa zevk almaya bakacağız arkadaşlar. Öyle. Tanrı dağın eteğinde uçan güvercin olsam. Vallahi çok gerçekçi oldu ha. Çok güzel bu manzara. Ne buldum bakar mısın? Bisikletim devrildi. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun?
Gene. Hoş. Teşekkürler. Çok yaşlı. Selam. Tarna Dağları bitmek bilmiyor arkadaşlar. Bugün toplamda 45 kilometre bisiklet sürdüm şu an itibariyle. Toplamda 1100 metre de tırmandım. Şimdi geldiğim yer itibariyle çok ilginç bir yerdeyim. Arkamda bir 20 kilometre sonra tünel var ve tünelin rakamı 3300. Çok yüksek ve soğuktu diye düşünüyorum. Burası şu anda 1700. Birazdan çok hızlıca tırmanmaya başlayacak. Yani eğim artacak. Ben de yoruldum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım. Şöyle yaparım. Bir planım şöyle. 2500'e kadar çıkabilirsem ve güzel kamp yapılacak bir yer bulursam 2500'e kadar çıkar kamp yaparım. O zaman hava kararı zaten. Ya da abi yapacak bir şey yok. Suyum az. Suyu yoldan durdurup alırım insanlardan. Yemeğim falan var. Büyük ihtimalle öyle yaparım. Planım bu şekilde. 2500'e kadar çıkıp orada kamp yapmak. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz? Dağda kar var. Yani aramızda çok mesafe fark yok yani. Şurayla burası arasında taç arasında 500-600 metre var. Karlı. Evet. 50 kilometre tırmanıyorum arkadaşlar. Artık yoruldum. Yol hep böyle. Yani yolun kenarında hiçbir alan yok. Yani nerede çadır kuracağım bilmiyorum. Saat 7 oldu. Hava gittikçe soğudu. Ama özellikle şu anki sıkıntım çadır kuracak yer. Yani yol şu anda bu kadar. Bakar mısın abi yani öbür tarafta nehir. İnşallah yani bir saat içinde böyle güzel çadır kuracak bir yerle karşılaşırım diye düşünüyorum. Ve yani güzel, iyi güzel, muhteşem bir orada da hep böyle ya. İlginç yani. Ve yol gide gide çirkefleşiyor. %12 eğimle tırmanacakmışım. 100 metre sonra başlıyormuş. Ve dağlar karlı. 2000'e geldim arkadaşlar. Durun size bir şey göstereyim. Görebiliyor musunuz? Dağlı karar ne kadar yakın. Sizin için yaklaşayım dağlara. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son anonsumda böyle yorulmuştum, bitmiştim, işte kamp yapacak yer bulamıyordum. Ne güzel yer buldum az önce gördünüz zaten. İşte ondan sonra suyum yoktu, korkuyordum, bu haldeydim. Ondan sonra iki tane Alman geldi, hayatımı değiştirdi. Yanıma geldiler karşıdan, bu kamp yerini bana anlattılar. 10 kilometre önce karşılaştık onlarla. Tabii yer belli olduğu zaman daha güçlü basıyorsunuz o pedalı arkadaşlar. 2100'e kadar tırmandım. Yarın buradan geri kalan 1100 metre kaldı. Onunla tırmanıp tüneli geçeceğim arkadaşlar. Böyle 3200'e bisikletle çıkmış olacağım. 60 kilo bisikletle yüklerim toplamı. Bisiklet 15-16 kilo. 44 kilo da önce yüklerim var. 60 kilo. Bu ayaklarla 3200 metre yüksekliğe taşıdım arkadaşlar. Ha bir de en önemlisi suyla alakalı, bu dere çok temizmiş. Bunu söyledi ve bana filtre hediye ettiler giderken. Arkadaşlar bu filtre ne işe yarıyor? Bunun kapağını şişeye, orada şişeye su dolduruyorsunuz. Sıkıyorsunuz şişeyi. Filtreden geçiriyor, suyu temizliyor. Alman malı kalitelidir bence. Böylelikle bütün sorunlarım çözülmüş oldu. Arkadaşlar bugün oldukça yoruldum. Şimdi ben bir akşam yemeği yiyeyim. Ne yersin, ne yiyeceğim diye sorarsanız istediğim de mantar almıştım. Bir de kapri biber almıştım. Bugün kapri biber, istediğim de mantarı, bir de zeytinyağı var yanında. Of, 10 numara yemek olur bunları. Biraz da karabiber var yanında. Bunları karıştırdığım zaman tamam da 10 numara yemek olacaktır. Zaten bu havada yemek yenir. Ondan sonra yatar uyurum. Yarın sabah sizlerle beraber 3200'ü zorlarız. Kendinize iyi bakın. Hemen şu dağın arkasında dağlı karlar var. Hatta size etrafı biraz daha şöyle göstereyim. Dönelim abi.
Manzara muhteşem ama gerçekten yani şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Ha bir de benim çadırın her tarafı su arkadaşlar. Yani bu tarafta da dere akıyor. Çadırı böyle bir yere kurdum. Bakın buranın dere akıyor. Suyun içinden geldim, geçtim yani. Dize kadar battı, yarısı battı pedal şeylerin. Buranın bir dere geliyor. Bir adadayım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Bahtsız Bedevi 2100 metrede. Hava soğuk soğuk. Böyle durduma baktım, birazdan mont giyeceğim. İkilik giyeceğim. İkiliği yanıma mont falan getirmişim. Arkadaşlar 2100 metrede Kırgızistan dağlarında tek başımayım. Yani bu etapta hiç köy falan da yok. Yani gereken yolları gördünüz. Hiçbir yerleşim yok. Sadece suyun aktığı yerden yol yapmışlar tepeye kadar. Etap sadece çok hakim, çok yüce, kocaman karlı dağlar. Ve bu coğrafyada tek başıma olmak değişik bir deneyim. Sanırım irtifa, çok hızlı irtifa kazandım. Yani 750'den başlayıp 1100'e geldim. Ne yapıyor? 1350 irtifa kazandım. Mide bulantısının sebebi biraz midem bulanıyor. Sebebi o diye düşünüyorum. Yanımda ilaç kutusu taşıyorum. Normalde hiç ilaç kullanmayı sevmem ama bakar mısınız? İhtiyacım olabilecek her şey içinde, mide bulantısı içinde ilaç vardı. Bir tane onları içtim. Şimdi çektiğim videoları biraz kontrol edeceğim. Powerbank'tan kameralarımın şarjını yapacağım. Sonra su seçeneğini dinleye dinleye. Yağmur da başladı. Kuvvetli yağmur yağıyor. İlse çok kuvvetli yağmur yağıp da dere yükselmez. Yatıp sonra uyuyacağım işte. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir gündü bizim açımızdan. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu geceyi bitirir. Yarın tekrardan hızlı bir şekilde 1200 kaldı herhalde. 1100 kaldı. Onu da tırmanıp 15 km tırmanacağız. Yani şimdi 52 km geldik. 53 km geldik. 15 km'de 1200'ü 1100'ü tırmanmayan sabah bir 2 saatte. Ondan sonra arkadaşlar tünel. Tünelden sonra aşağı doğru ineceğim. Hadi bakalım, yarın bizi bir ne bekliyor.